Merhaba, bugün pazar ve ben mutfağa girdim. Şimdi çilek kompostosu yapacağım. Soğuk soğuk içelim diye. Şöyle burada bir su bardağı dolu dolu şeker ve karganın sesine bak, benden çok çıkıyor, bilmiyorum duydunuz mu, ama bir su bardağı dolu dolu şeker ve 6 bardak su var. Şimdi şeker eridi. Kaynadığı zaman dondurmuş olduğum çileklerim vardı. Onları atacağım. İlk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Kaynasın. Görüşürüz. Donmuş çileklerimi kaynayan suya döküyorum. Bu yeniden kaynayacak. İnşallah çilekler rengini, kokusunu bu suya salacaklar. Haydi bakalım. Çileklerim kaynamaya başladı. Ben bir de çok sevdiğim bir çorba var, kabak çorbası. Bir adet kabak, bir tane soğan, bir tane patatesten ve kremalı ve dereotlu bir kabak çorbası. İnanın içenler kabak çorbası olduğunu asla anlamıyor. Çok lezzetli yani. Ben bilmiyorum hani. Ben her şeyi yemeyen uyuz bir insan olarak çok seviyorum. Öyle diyeyim. Siz anlayın. Şimdi bunları doğrayacağım ve kaynatacağım. Ondan sonra rondadan geçireceğim. Bunları yapayım ben. Sonra görüşürüz. Kaynadı. Tariften baktığımda bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra kapatın yazıyordu. Suyun rengi de gayet güzel oldu. Ben şimdi kapatacağım ve üzerindeki köpükleri alacağım. Sonra soğumaya geçecek. Kabak, patates ve soğan şöyle büyük büyük doğradım sadece. Bunlar şimdi kaynayacak. Ha, bu arada 5 bardak su koydum. Ay, cam bu da yandı. Bu kaynasın. Ben kapağını atacağım. Çorbamız da oluyor. Çorbamı şimdi rondoluyorum. Sadece tuz attım. Çorbamı rondoladım. Bu şekilde oldu. Şimdi krema koyacağım ama ben bunun yarısını koyayım ya. Yani. Çok farklı olur. Evet evet ben bunun yarısını koyayım. Geliyorum. Şöyle kremamı da koydum. Böyle yarısından birazcık daha fazla koydum. Ve tabii ki çorbanın en güzel tarafı dereotu. Şöyle benim. Çok güzel bir çorba arkadaşlar. Ben lezzetini çok seviyorum. Yani krema dışında yağ yok. Evet hani krema da yağlı bir şey ama kendinde yağ yok ve bence bilmiyorum ama çocuklar için de çok güzel. Hem sebzeler de yenmiş oluyor. Bize afiyet olsun bakalım. Eğer ki böyle sonradan kıvamı yoğun gelirse size birazcık suda katabilirsiniz. Tabii lezzetine göre bakacağım ben ona şimdi. Hadi bakalım.